16 şu. Bir tanem onun bence bir 8'i var ya. Ya baba hayır yerde 8'i. Baba bu 6 işte bak şu büyük gibi değil arkasındaki değişiyor. Tamam o da güzel işte. Baba küçük. Kızım senin de notun ne kıtmış be. Baba küçük 6'da anlaşıyoruz. Orta yolu bulalım 7. Ya 6'yı bulalım 6'yı. Ortayı değil 6'yı. Pazarlık da sıkı. Hadi bakalım 8. 6. 6, 8. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz burada baba kız? Ya gemilere puan veriyoruz da maşallah kızının notu o kadar kıt ki hiçbirini beğendiremiyoruz hanımefendiye. Annesine çekmiş annesine. Aşkım benim gel bakayım. Oh ateşin de yok. İyice iyileştim bakıyorum ha. İyiyim. Hem siz ikiniz benim yanımda olunca daha iyi oluyorum. Biz de senin yanındayken kendimizi çok iyi hissediyoruz bir tanem. Oh. Anneciğim hadi bir tanem. İçeri geç artık sen. Ya ama anne hava çok güzel baksana. Hem gün batımını da izliyorum. Evet aşkım haklısın ama birazdan rüzgar çıkacak. Tam iyileşmedin. Hadi bebeğim gel. Hadi annenin sözünü ya dinle. Ya. Hadi bakalım. Hadi mayırdanma. Bak portakal suyu hazırladım sana. Onu da iç vitamin olsun. Tamam. Dikkat. Ateş. Düşünmemi istemiştin ya. Düşündüm ve bir karar verdim. Deneyelim. Savaş yok. Yalan yok. Deneyelim. Sana söz veriyorum pişman olmayacaksın sevgilim. Ateş, bu kararı almak benim için gerçekten çok zor. Hayatımda daha fazla yalan istemiyorum. Olmayacak. Yalan yok. Çok mutlu olacağız. Sen en doğru kararı verdin bir tanem. En doğru kararı verdin. Açayım şu baş kanalı. Aramız nane molla zaten. Efendim başkan. Bu hafta maçı kaybettiler ya. Kaptan yetiş, kaptan yandık diyor. Ya. Bir dahaki maçı kazanmamız lazım. Bomba gibi gelmen lazım kaptan diyor. Ben her zaman bomba gibiyim zaten. Neyse hayatım. Takıma dönüyorum ya benim için önemli olan o. Çıkayım gerekeni yapayım. Yani aslında çok kızgınım bunlara da bu sefer uzatmayacağım. Zeynep de gitti hala geri gelmedi. Bana ne laflar ediyordu meğer kendi neler karıştırıyormuş. Ama ben var ya ben anlamıştım bir şeyler karıştırdı. Ne diyorsun Nari ne anlamıştın? O komiser yok mu? Birkaç defa evin etrafında gördüm. Gördüm ama konduramadım meğer doğruymuş. Hayır kimseden de korkmuyor. Galip baba öldükten sonra iyice sahipsiz sandı burayı. Sahipsiz ha? Ha. Görelim bakalım sahipsiz miymiş değil miymiş? Ali nereye? Şu an hiçbir şey benim tadımı kaçıramaz. Keyfim o kadar yerinde ki sen şimdi bana tekrar deneyelim dedin ya. Abartma Ateş, abartma. Ne abartması bir tanem ya. Çok seviyorum ben seni. Göstereceğim, her şey çok güzel olacak. Baba, gelir misin? Bu çalışmıyor. Geliyorum güzelim, geliyorum. Ben gideyim bir bakayım. Baba. Ya geldim. Thank you.
Ya. İyice ustaya bağladı beni ha. Hayır anlamıyorum, yapamayacağım bir tanem diyorum, bu sefer de surat asıyor. Her dediğini yaptın, şımarttın. Çekeceksin şimdi kaprisini. Haklısın. Amma çaldı bugün de be. İstediğim şeylerin peşini bırakmam Ateş. Tanırsın beni. Ne oldu? Kim? Samet. Başkan aradı mı diye soruyor. Takımla ilgili meseleler işte. Ararım ben onu sonra. Hep Samet. Alo, Gaye'nin merhabalar, iyi akşamlar. Selam. Ya ben dayanamadım, bir aramak istedim. Düşünebildiniz mi? Yani değerlendirme fırsatınız oldu mu teklifimizi? Evet, evet, evet. Ben konuştum kardeşlerimle. Sıcak bakıyoruz. Ben de yarın sabah sizi arayacaktım. Aa, süper, çok sevindim. O zaman şöyle yapalım mı? Ben yarın bir çiftliğinize ziyarete gelsem. Hem kardeşlerinizle de tanışmış olurum. Biraz çiftliği dolaşırız, neler yapabileceğimizi konuşuruz. Olur, olur. Tabii ki olur. O zaman ben yarın size hem konumu atarım hem de adres yollarım, olur mu? Süper, çok sevindim. Görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere, iyi akşamlar. Of. Mis gibi, eline sağlık hayatım. Hayırdır, yarın kim geliyor çiftliğe? Ateş söylemiştim ya, yeni yatırımcı. Bu yatırımcı kadın mı, erkek mi? Ne? Bakma öyle ya. Seviyoruz, kıskanıyoruz. Ne yapalım? Ayrıca burada ben varken yatırımcıya ne gerek var Allah aşkına? Ne gerekiyorsa yaparım ben. Ateş, her şeyi ben yapacağım. Tamam, bu konuda anlaşmıştık. Peki hayatım, sen nasıl istersen öyle olsun. O zaman yarın işlerim bitince ben de gelirim çiftliğe. Tanışalım bakalım şu yatırımcıyla. Olur, tabii ki sen de gel. Ali, hayırdır? Geberteceğim lan seni. Utanmıyor musun lan sen? Evli bakma adamsın, başka kapı var. Ali dur oğlum, sakin ol. Utanmıyor musun? Ablandan başka seni bulamadım mı lan sen ondan? Manyak mısın? Dur, bir daha yanında görürsem seni öldürürüm lan. Dur ben seni, ben seni. Geç kaldın abla. Gözümüz yollarda kaldı. Bu saatte neyin serasıysa anlayamadım. Sana ne Nari? Sana ne güzel kızım? Bak tepem atık zaten. Sinirimi senden çıkarmayayım ha. Ay tamam, ne dedim ben? Efendim? Evet benim. Ne? Neyini? Ne oldu, böyle biraz ağabeyin gibisin. Ne düşünüyorsun? Çiftlikte Zeynep'le tartıştık da biraz kafam ona takıldı. Ne oldu ki Zeynep'e? Yatırımcıyla mı ilgili? Yok. Yatırımcıya çok sevindiler. Zeynep. Ne oldu Zeynep? Zeynep'in bir ilişkisi varmış. Ne güzel işte. Evli bir adamla ilişkisi varmış Ateş. Zeynep. Evli bir adamla. Evet. Biz de onun üstüne tartıştık zaten. Yani konuştunuz mu, anlattın mı bir şey? Ne bileyim, vardır bence bir sebebi. Bir açıklaması vardır illaki. Zeynep öyle bir şey yapmaz. Konuşmadık Ateş, çünkü çok sinirlendim ve eve geldim.
Keşke bir dinleseydin. Bence Zeynep'i dinle önce bir. Ondan sonra kararını ver. İşte benim durumumda bunu söylemek o kadar kolay olmuyor. Ne yapacağımı inan bilmiyorum. Her şey daha da kötü oluyor. Niye öyle bakıyorsun? O kadar özlemişim ki seninle böyle olmayı. Bana bir şeyler anlatmanı. Seninle böyle dertleşmeyi, konuşmayı çok özlemişim. Sabaha kadar anlat, dinlerim. Çok özledim seni. Ayrı kalınca daha iyi anladım kıymetini. Çok yorgunum Ateş. Sabah konuşuruz. Sabah konuşacaksak o zaman ben yine ayrı odada yatacağım demektir. Evet. Zaman. Zaman. İyi geceler. Açıkça söylediğimi sanıyordum. Tamam, bir daha söyleyeyim. Benden uzak dur. Buna gerek kalmayacak. Sen bana geleceksin. Kardeşim nerede? Sakin ol. Yan odaya aldık kardeşini. Şikayetçi olmayacağım, merak etme. Ha bir de olsaydı? Ya gelip durup dururken saldırdı kardeşi. Aramızdaki ilişkiyi öğrenmiş, sen mi söyledin? Ha, ben söyledim. Salak mısın lan? Ziya'dan öğrenmiş. O da nereden öğrendiyse artık. Ziya ne alaka? O adam öğrendiyse herkes her şeyi anlatır Zeynep. Ne yapacağım ben şimdi? Ha? Ne yapacaksın? Şöyle yapacaksın. Tayinini isteyeceksin, sonra da burada alıp gideceksin. Kalan her şeyle de ben uğraşacağım her zamanki gibi. Çünkü senin hiçbir zaman ne yüzün ne de yüreğin oldu ben bu kadına yalan söyledim demeye. Şimdi söyle hemen kardeşimi bıraksınlar. Peki şuradan. Geçmiş olsun. Eyvallah bak, sağ ol. Oğlum sen beni delirtecek misin? Ha? Manyak mısın sen? Karakol basmak ne? Vallahi şartlı tahliyen yanacak en sonunda. Yanarsa yansın. Ayrıca sen niye geliyorsun? Ben hallederdim. Hallederdin. Ben olmasam burnum kurtulmayacak. Bu mu teşekkürün? Ha bu. İtirazın mı var? Alaslara bak. Efendim Deniz. Ha, Ali ne yaptınız? Aa. Ne o sesler? Neredesin sen? Evde değil misin? Değilim. Karakoldan çıktım şimdi. Ağzını yüzünü dağıtıyordum. İşte dua etsin, araya girdiler. Ali ne diyorsun sen, ne yaptın? Ya ne gerekiyorsa onu yaptım Deniz. Allah Allah, başlama şimdi sen de başkaları gibi. Ya sen deli misin? Üf, ne oldu peki, çıktın mı dışarı, nasıl çıktın? Ya çıktım işte bir şekilde, ne oldu, sen niye aradın? Yarın yatırımcı gelecek. Ona haber vermek için aradım. Ben yarın sabah gelirim erkenden çifte, konuşuruz. Zeynep'e de haber ver. Kendine de mukayyet ol. Olur, söylerim, tamam hadi. Ne söyleyeceksin? Yarın yatırımcı kadın gelecekmiş, çiftliği onu diyor. Ha, gelsin gelsin de ne kadar mükemmel bir aile olduğumuzu görsün. (Gülüyor)
Maşallah, sohbetinize de doyum olmuyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Birazdan yatırımcı kadın gelecek. Ali, söyle şu suratsıza kadın yanında da böyle davranmasın. Ali, söyle ona. Kimse bana ne yapmayacağımı söyleyemez. Hiç kimseye de hesap vermeyeceğim bu yaştan sonra. Neyin hesabını vermeyeceksin sen Zeynep? Bana bak, benim asabımı bozma, yeter artık. Filip bilmeden de konuşma. Neyi bilmem gerekiyor? Ya oho, tamam ya, bir sakin olun. Ziya Bey, öyle bir bomba attın ki kardeşler hala birbirini yiyorlar. Güzel, güzel. Çok güzel. Ama sen daha dur. Daha dur bakalım, daha neler olacak. Asıl bütün kasaba duyduktan sonra onlar ne yapacaklar, ben onu merak ediyorum. Ha bu arada Ziya Bey İstanbul'dan bir yatırımcı bulmuş Deniz. Hatta birazdan çiftliğe gelecekmiş. Ben de şimdi öğrendim, hemen haber vereyim dedim. Yatırımcı mı? Ne yatırımcısı ya? Kim neden geleceği belirsiz bir çiftliğe yatırım yapar ki? Valla onu ben de bilmiyorum. Neyse tamam, sen bir araştır. Ben de bir soruşturayım bakayım. Kimmiş, neymiş, neyin nesiymiş bu yatırımcı? Tamam, öğrenmesini öğrenirim de Ziya Bey. Tamam Narin, tamam, sen merak etme. Emeklerinin karşılığını alacaksın. Paranı vereceğim sen. Tamam. Ben haber veririm. Hatta geldi, kapatıyorum. Arayacağım. Hadi kapat, kapat. Kapat işine bak sen. Hoş geldiniz Gaye Hanım. Hoş bulduk. Nasıl, kolay buldunuz mu şimdi? Evet evet, çok rahat geldim. Şu sizli bizli konuşmayı bırakalım mı artık? Olur tabii ki, nasıl istersen. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Kardeşlerim Ali, küçük olan, yani çiftliğin bütün işleri ondan sorulur. Memnun oldum Ali Bey. Ben de. Zeynep, bahsettiğim bitkisel ürünleri yapan, marmelatımızı, reçelimizi yapan kardeşim. Çok memnun oldum Zeynep Hanım. Ben de çok memnun oldum da biz bir yerden tanışıyor olabilir miyiz? Sanmıyorum. Yani çok farklı bir ifadeniz var. Tanışmış olsak mutlaka hatırlardım. Allah Allah. Ben karıştırdım herhalde. Herhalde. Çok güzelmiş burası, bayıldım. Biraz sohbet edelim, ben de sizi gezdireyim istersen. Olur mu? Olur, çok isterim. Bu muymuş yatırımcı kadın? Hı hı. Hı. Çok güzelmiş vallahi. Yok ya, ben hatırlıyorum kadını bir yerden. Beyler, maçta da aynı bugün antrenmandaki performansı bekliyorum sizden, tamam mı? Bakın, daha hiçbir şey için geç değil. Biz bitti demeden bitmez oğlum. Çıkacağız maça, bomba gibi oynayacağız, o maçı alacağız. Ateşe vereceğiz, ateşe. Gel buraya, gel, gel. İzmar kurumu! Hadi, hadi dinlen be. Hadi bakalım. Abicim, başkan geri adım atmış. Aynen Samet, attı. Oğlum bak, şu an hayatımda her şey tam da olması gerektiği gibi gidiyor ya. Bomba gibi oğlum. Deniz'le de barıştık. Çok sevindim abi. Ben de Samet, ben de çok sevindim. Gerçi bir pürüz var ama halledeceğim onu da. Ama bu çok iyi, değil mi? Hmm. Zeynep'in eli gerçekten çok lezzetlidir. İnanamıyorum ya. Giderken bunlardan mutlaka almak istiyorum. Marmelat kalmamış olabilir ama reçellerden bir paket yaparız sana. Deniz, bu arada bizim daha fazla ürün alabilmemiz için sanki ikinci bir seraya daha ihtiyacımız olacak. Aynı şeyi düşünmüştüm. Hatta ben bununla ilgili bir rapor hazırladım, sana atarım. Olur. Ben bunu yanıma alıyorum müsaadenle. Çünkü oğluma yedirmek istiyorum. Çok sever böyle şeyleri. Bayılacak yediği zaman. Ah, oğlu mu var? Allah bağışlasın. Evet var. Efe, 5 yaşında. 5 yaşında. Rüyanın 5 yaşarlarını hatırlıyorum. Çok güzel zamanlardı. Okula başladıktan sonra gerçekten her şey bayağı zorlaşıyor. Bu yaşlarının tadını çıkar. Yani bu ara tadını çıkarmak bir yana, onunla vakit geçirmekte bile zorlanıyorum. Çok olmadı biz İstanbul'a geleli. Hı. Ben de işte buradaki işleri toparlayabilmek için çok yoğun çalışıyorum. İstediğim kadar da vakit ayıramıyorum ona.
Aklım da hep Efe'de tabii. Ama bu ara benim geçirdiğimden daha fazla bakıcısıyla vakit geçiriyor. Hatta sadece bakıcısıyla vakit geçiriyor bile diyebilirim. Aa, eşiniz? Yani o da sizin gibi çok mu yoğun çalışıyor? Babasıyla benim hikayem biraz karışık. Efe babasını tanımıyor henüz. Daha doğrusu babasının Efe'den haberi yok. Neden? Ay, kusura bakmayın, böyle pat diye sordum. Yani hadsizlik ettiysem şey yapmayın. Yok, hiç sorun değil. Çok genç yaşta sevdim onu. Sonra o başkasına aşık oldu. Onunla evlendi, ben de başkasıyla. Ama kimseyle onunla olduğu gibi olmadı. Yıllar sonra tekrar karşılaştığımızda birlikte olduk. Bir süre sonra istemedi. Kesip attı bıçak gibi. Sanki onun için hiçbir değerim yokmuş. Hiçbir şey ifade etmiyormuşum gibi. Hamile olduğumu anladığımda da zaten Londra'ya yerleşmiştim. Söylemek istemedim ona. Biliyordum istemeyeceğini. Vazgeçirmeye çalışacağını. Ama aşk böyle. Garip bir şey işte. Bütün bunlara rağmen ondan bir parçaya sahip olmak istedim. Ve Efe oldu. Hüzünlü bir hikaye. Yani durum ne kadar zor ve tuhaf olsa da Efe bence babasının kim olduğunu bilmeli. Yani o yüzden bence babasına söylemeniz daha iyi. Tabii bu benim düşüncem. Yok, çok doğru söylüyorsun. Ben de zamanı geldi diye düşünüyorum. Çok yakında öğrenecek bir oğlu olduğunu. Umarım oğlumuz için en iyisi olur. Umarım. Çok pardon. Hadi arıyorum. Efendim Ateş. Sevgilim, ben şimdi yoldayım. Çiftliğe doğru geliyorum. Rüya'yı da Filiz Hanım alacak okul çıkışı. Birazdan orada olurum. Tamam, çiftlikteyim ben, zaten bekliyorum. Gaye Hanım geldi bu arada. Onunla beraberiz. Sen de gelince bize katılırsın. Gaye Hanım mı? Evet Ateş, söyledim ya. Yatırımcıyla görüşeceğim diye. Neyse hadi, kapatıyorum, bay bay. Yok artık, daha neler. Saçmalama be oğlum. Ha Gaye, bu arada Ateş de yolda, buraya geliyor. Sizi tanıştırmak istiyorum, sorun olur mu? Yok, yani tabii ben de çok isterim kendisiyle tanışmak. Ama benim biraz kafam karıştı. Ya haddimi aşmazsam sormak isterim. Hadi. Son karşılaşmamızda çok kararlıydın. Ne değişti diyeceksin. Aynen öyle Deniz, yani çok kararlı görünüyordun. Ben şaşırdım açıkçası. Çok kararlıydım ama hesap edemediğim bir şey oldu. Yani kızım Rüya, yani Rüya'nın bu durumdan etkilendiğinin farkındaydım. Ama eve gittiğimde bu durumu daha net görmüş oldum. O evde babasıyla beraber çok mutlu. Ateş'e bir kez daha güvenmekten başka şansım yok. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım hiç bilmiyorum. Bakalım, bu zaman gösterecek. Yani tabii çok haklısın. Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önce geliyor. Ama şu da var Deniz. Sen bu adama tekrar güvenebilecek misin? Yani bu tarz adamlar kolay kolay değişmezler. Bir sürü söz verip biraz zaman geçtikten sonra aynı hatayı tekrar yaparlar. Biliyorum. Farkındayım bunun. Ama deneyeceğim Rüya için. Yani Ateş'in bir hatasına daha tahammülüm yok. Eğer bir şey daha yaparsa bu ilişki tamamen biter. İşte seramız burası. Ben sözleşmeyi ayrıntılı bir şekilde inceledim. Herhangi bir problem de görünmüyor. Bence gönül rahatlığıyla imzalayabiliriz. Güzel. Ama ürünleri zamanında temin etmemiz şart. Eğer burada belirlenen tarihe yetiştiremezsek yüklü bir tazminat ödememiz gerekiyor. Gerçi bu madde bu tür sözleşmelerin hemen hemen hepsinde var. Hiç sorun değil. Zaten bizim işimiz zamanında temin etmek ürünleri. Dert değil. O zaman herhangi bir problem yok. İmzalayalım.
Kim şimdi ya? Birini mi bekliyorduk? Yo. Geliyor. Merhaba, böyle habersiz geldim ama telefonunu bırakmamışsın. Kasabalı'ya sordum, evi tarif ettiler. Sorun değil, daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bunu vermek için gelmiştim. Ne bu? Yani beni hastaneye götürdün, kardeşimi aradın. Onlar gelene kadar başımda bekledin. Ücretini getirdim. Ücretimi getirdin ha? Sizin oralarda her şey parayla hallediliyor galiba. Ama bizim buralarda öyle değil. Birbirine bir iyilik yapınca eyvallah sağ ol deriz, teşekkür ederiz. Seve seve yaparız ha bunu bir de. Ama tabii sen bunları söyleyemiyorsun belli ki. Hastalığı da kendine kalkan etmişsin, öyle milletle harturt konuşuyorsun. Değil mi? Şimdi al paranı da hadi git. Abla? Heh. Ne oluyor? Selim Bey, hani bahsetmiştim ya gidiyorum yemek yapıyorum diye. Geçen gün biraz rahatsızlandı da hastaneye gittik beraber. O da sağ olsun teşekkür etmek için gelmiş. Çok nazik biridir kendisi. Geçmiş olsun. Daha iyi misiniz şimdi? İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Ben de tam gidiyordum. İyi günler. İyi günler. Evet, imzayı attığıma göre artık hayırlı olsun diyebiliriz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu da demek oluyor ki artık yapacak çok iş var. Aynen. Ben yardım ederim. Ona ne şüphe. Ah, ateş geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Val, imzam üstüme geldi. Öyle mi? Evet. Gel, Gaye Hanım'la tanıştırayım seni. Yeni yatırımcımız Gaye Meren. Gaye ben. Ateş bende. Aslında ben Ateş Bey'i tanıyorum. Yani Ateş Bey, sizi tanımayan mı var Allah aşkına? Çok memnun oldum. Nihayet tanışabildik. Ben de. Bir şeyler içer misiniz? Çay içiyorduk, sana da getireyim. Yok hayatım, sağ ol. Teşekkür ederim. Ateş Bey, siz çok şanslı bir adamsınız. Eşiniz gerçekten harika bir kadın. Birbirimize çok çabuk ısındık. Çok ortak yönümüz var. Öyle mi? Aynen öyle. Çok iyi anlaşacağız biz Deniz'le. Hissediyorum. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Tabii ki. Deniz gitmeden bir lavabonuzu kullanabilir miyim? Tabii ki, gel ben sana göstereyim. Ben bulurum ya, sorun değil. Emin misin? Aynen. Yukarı çıkacaksın hemen orada. Zaten açıktır kapısı. Tamam. Ben de sana marmelatlar hazırlarım. Ya çok isterim. Bu arada harikalar yaratmışsınız. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, çok memnun oldum. Selam, nerede onlar? Sen tek başına bulamazsın, gel beraber bakalım. Sana küsüm ama neyse. Abi sen pek iyi görünmüyorsun. Bir şey mi oldu? İyiyim ya. İyiyim, iyiyim. Yolumda. Trafik vardı biraz da. Yol yordu. Ben gideyim bir su içeyim ya. Var mı içeriden bir şey isteyen? Yok. Bak sen ne yaptığını sanıyorsun burada ha? Amacın ne senin? Amacım ne? Öyle mi? Bak sana bir şey söyleyeyim. Ben artık yok ol dediğinde öyle bir anda ortadan kayboluveren Gaye değilim. Sen bunu niyeyse bir türlü anlamadın. Ben de artık anla istedim.
Ayrıca Deniz'i de merak etmiştim. Sürekli tercih edildiğim, uğruna terk edildiğim kadını tanımak istedim. Ne var bunda Ateş? Ben anlattım, sen neden bu kadar gerindin? Aa, Gaye Hanım gelmedi mi ben? Yok. Ben bir bakayım, bir karışıklık oldu herhalde. Gaye, derhal çekip gidiyorsun buradan. Bu saçmalığa derhal son vereceksin. Allah Allah. Nasıl olacakmış o acaba? Uydur işte bir şeyler, ben mi söyleyeyim onu da? Uydur. İptal et sözleşmeleri. Nasıl olsa çok rahat yalan söyleyebiliyorsun. Ateş, Ateş. Senin kadar olmasa da evet söyleyebiliyorum. Ama öyle bir şey olmayacak. Tamam mı? Hayal görme. Ayrıca bu hallerinin beni korkutacağını sanıyor olabilirsin. Ama aksine çok hoşuma gidiyor. Akşama bekliyorum. Bu sefer kaçamayacağız. Söyleyeceklerim sonuna kadar dinleyeceksin. Tamam mı? Sen hayal kurma. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Gaye, bir şey mi oldu? Ha, Deniz, biliyor musun? Benim ortağım Ateş Bey'in çok büyük hayranı ve hiçbir maçını kaçırmıyor. Ben de burada yakalamışken bir sorayım dedim. Acaba bir bilet ayarlayabilirim diye. Ve bana sorsaydın ayarlardım ben. Ya ne bileyim, burada görmüşken sorayım dedim kendisine. Ben halledeceğim. Tamam o zaman, ben bilet için tekrar rahatsız ederim sizi. Ben kaçayım artık. Olur, gel geçireyim ben seni. Hoşça kalın Ateş Bey. Görüşmek üzere. Ateş, benim artık işleri iyice hızlandırmam lazım. Yalnız Gaye Hanım da ayağı uğurlu geldi. Daha fazla yatırımcı aramaya başladı. Güzel. Hayatım, bir şey soracağım. Yani niyetim işine karışmak değil ama... burada ben varken neden başka bir yatırımcı arıyorsunuz ki? Nereden buldunuz sizi bu Gaye Hanım'ı? Ne kadar tanıyorsun bu kadını? Gaye Hanım'ı biz bulmadık. O bizi buldu Ateş. Bir. İkincisi de... yani kadını tanımama gerek yok ki. İş yapacağız. Elimde sözleşmem var, maddeler var. Her şey belli. Sen neden böyle bir şey diyorsun ki şimdi durup dururken? Ya durup dururken değil. Gerçekten çok saçma buluyorum bu durumu. Ben varken neden başka bir yatırımcı arıyor olmanızı bir türlü anlayamıyorum ama... peki yani iptal etseniz sözleşmeyi, benimle çalışın, benimle de yaparsınız sözleşme. Ah Ateş, böyle bir şey olmayacak. Lütfen sen kendi işine bak, ben de kendi işimi yapayım, tamam mı? Salata da hazır zaten, gidelim. Peki. Rüya! Anneciğim hadi gel sofraya. Efendim. Zeynep Hanım merhaba. Ben Mert. Selim'in kardeşi. Buyurun Mert Bey. Abim bugün size uğramış. Sanırım yine haddini aşmış. Onun adına sizden çok özür dilerim. Estağfurullah. Olur mu? Özür dilemesi gereken siz değilsiniz ki abiniz. Orası öyle tabii de. Abim belli ki sizinle iletişim kurmak istemiş. Çünkü kasaba yerleştiğinden beri evden ilk defa dışarı çıktı. Evden ilk defa mı çıktı? Öyle demek. Evet. Doktor en fazla 5-6 ay ömrü kaldığını söylediğinden beri böyle. Ha. Anladım. Ya çok... ben bilmiyordum, çok üzüldüm. Sağ olun. Tekrardan özür dilerim onun adına. İnanın eskiden böyle biri değildi. Neyse, ben fazla vaktinizi almayayım. Görüşmek üzere Zeynep Hanım. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Thank you.
Ama babam çocukların okulu sevmemesi sağlıklıdır dedi. Hayır hayır, baban sana şaka yapmış anneciğim, olur mu öyle şey, değil mi babası? Nateş, hiç sohbete de katılmadın, yemek de yemedin. İyi misin, bir şey mi oldu, beğenmedim yemekleri? Yok hayatım, olur mu öyle şey ya, eline sağlık. Ben akşamüstü bir şeyler atıştırmıştım da, o yüzden tıkandım galiba, yiyemiyorum. Kusura bakmazsan ben kalkayım, olur mu? Gideyim biraz dinleneyim. Afiyet olsun. Hadi bir tanem, afiyet olsun. Ben de tabağımı bitirdim. Kalkabilir miyim? Orada ufak birkaç lokma kalmış, onları da ya. Tamam mı? Tamam, afiyet olsun aşkım. Ateş. Konuşmamız lazım. Yarın sabah yanına geleceğim. Hay hay. Sabah görüşüyoruz o zaman. Sana söylemiştim Ateş. Sen bana geleceksin demiştim. Bak gördün mü, yine haklı çıktım. Tamam, yarın yanındayım. O zaman konuşuruz bunları. Tamam. Görüşmek üzere. Bay bay. Teşekkür ederim. Gelmenle burayı değiştirmem bir olmuş Gaye. Elinin değdiği o kadar belli ki. Ne işte. Yapıyoruz bir şeyler. Ortağımıza layık olmaya çalışıyoruz. Yalnız merak ettiğim bir şey var. Sen o çiftliği ne yapacaksın Gaye? Yani senin öyle bir yerle ne işin olur anlamadım. Anlamamakta haklısın tabii Timurcuğum. Ben sana anlatayım. Hı. O çiftlik Deniz ve kardeşlerinin. O yüzden ilgileniyorum. Hem fena mı? İş yapıyoruz işte. Bir taşla iki kuş. Hangi Deniz bu? Ateş'in Deniz. Ha, senin derdin şimdi anlaşıldı. Ben ne diyorum, durduk yere bu çiftlik sevgisi nereden çıktı şimdi? Peki... Ateş Efe'yi öğrenmedi herhalde, değil mi? Yok, daha değil. Ama çok yakında öğrenecek. Gaye. Bunca zaman sonra bunu yapmak istediğine gerçekten emin misin? Hiç olmadığım kadar hem de. Ben yeterince fedakarlık yaptım Timur. Bana git dedi, gittim. Ortalıktan kayboldum. Ama bak Ateş ne yaptı? Bensizken bile ilişkisini mahvetmeyi başardı. Yok artık, yeter. Şimdi sıra bende. Hatta biliyor musun? Belki de ben hatayı en başında yaptım. Hiç geri çekilmemeliydim. Hiç. Ateşi hak eden kadın benim. Ve ben de artık bir aile istiyorum. Anladım. Deniz'in kız kardeşi. Sizi görmüştü diye hatırlıyorum. Seni tanımadı mı? Yok ya, tanımadı. Yani başta aslında ben de biraz tereddüt ettim ama... ...çok uzun zaman geçti, hatırlamıyor demek ki. Bu da benim işime geliyor Timur. Ben bu kadını bir yerden hatırlıyorum ama nereden ya? Hangi kadın? Ya şu işletmeci yok mu? Gaye. Abla nereden hatırlayacaksın? Kadın İngiltere'den yeni dönmüş. Ne bileyim, yanlış hatırladım herhalde. Millet ne hayatlar yaşıyor. İngiltere'ler, İstanbul'un en lüks yerinde restoranlar. Kim bilir daha nerelere gitti. Bir de bize bak. Sen de git Nalin'cim. Vallahi.
Git hayatını yaşa kuzum. Seni tutar mı var? Abla ben öyle lafın gelişi söyledim. Senin lafın niyeyse hep oralara gidiyor. Ha bu arada unuttum. Yarın Ali'nin aman Aslan'ın testleri var. Onları yaptıracaksın. Yarın Duygu'yla buluşacaksın. Unutma Ali'nin işi var. O gidemiyor. Duygu'ya gün doğdu. Ha ne demek? Pusta havalarda hedeflerine ulaşmak her zaman... Niyeyse sürekli Ali ile Aslan'ın etrafında. Ben her şeyin farkındayım abla. Sen de dolansaydın Narin'cim zamanında. Bak işte ne güzel. Çocuğuna doktor bulmuş. Sevinsene ilgileniyor. Ha yok zor geliyor ben gidemem diyorsan o ayrı. Ben götürürüm. Her zamanki işim nasıl olsa. Ben götürürüm. Sen zaten bu ara pek görünme kasabada. O niyeymiş? Aslan okuldan alırken duydum. Milletin dilinde sen ve komiser varsın. Herkes sizi konuşuyor. Ben uyarıyor muyum? Sağ ol Nari. Hayatım günaydın. Rüya nerede? Filiz bıraktı. Onu okula da sen neden bu kadar şıksın? Başkanla ve yöneticilerle toplantım vardı o yüzden. Dün hiçbir şey söylemedim. Benim de sonradan haberim oldu ya. Sen de hazırlanmıştın çıkıyor musun? Çifteye geçeceğim ben de. İyi bir tanem tamam o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin sana da. Lütfen sola dön. Lütfen sola dön. Bak kulüp sol tarafta. Sola dön ya. Kahretsin. İşte bitti. Bastır bakalım. Aferin sana. Hiç korkmadın. İsmi gibi aslan benim. Çok pardon. Geç kaldım biraz. Ne yaptın tatlı? Hiç. Korkmadım ben. Aferin sana aslanım benim. Artık lollipop'umu yiyebilir miyim? Tabii ki. Gel bakalım. Doktorun odasında vardı. Gelmeseydin hiç. Seni o kadar uyarıyorum ama her yerdesin maşallah. Asıl sen her yerdesin Narin. Ne demek istiyorsun? Sen açık açık konuşsana. Olur tabii. Nasıl istersen. Geçen gün seni Ziya Bey'in çiftliğinden çıkarken gördüm. Akraba falan mısınız? Pek yakındınız da. Akraba falan değilim. Ben o eve hiç gitmedim. Sen başkasıyla karıştırdın herhalde. Hayır karıştırmadım.
Gördüğüm sendin Narin. Ben de ben değildim diyorum. Daha neyi uzatıyorsun? Bir Ali'ye anlatayım istersen. O karar versin, gördüğüm sen miymişsin, değil miymişsin? Aldım popumu. Eve gidince hemen dişleri fırçalıyoruz değil mi Aslancığım? Evet. Hadi oğlum biz gidelim. İyi günler. İyi günler size de. Alo Ali. Deniz günaydın. Günaydın. Ben de çiftliğe geliyordum. Seni arayacaktım tam. Ben kasabadayım ya. Erdem abiyi arayacaktım ben. Aa neden? Bize şimdi tarlada serada çalışacak adam lazım. Hepsinin altından kendimiz kalkamayız ki. Ay doğru söylüyorsun. Hiç onu düşünmedik. Tamam ben de direkt oraya gelirim. Ha ikinci sera için malzemeleri nereden alırız? Onun için de Hasan abiye gidelim ya. Geçen seferde de onu almıştık. Ha tamam o zaman sen oranın konumunu adresini yaz ben de direkt oraya gelirim. Tamam tamam ben Zeynep'e mesaj atarım. Tamam hadi görüşürüz. Ya bir de gelen olsun ya. Kolay gelsin. Erdem abi ne haber? İyi Ali buyur. Şimdi bizim çiftlikte işler yavaş yavaş yoluna girmeye başladı. Hatta ikinci sarayı da kuracağız. Tarlada çalışacak adama ihtiyaç var. Sen bilirsin burada kimler var boşta? Boşta kimse yok. Olur mu abi? Yani buradaki gençlerin yarısı iş bakıyor zaten. Ben kendimden biliyorum. Yok dedik Ali. Daha neyi uzatıyorsun? Oyna abi sen de ya. Eyvallah. Tamam. Kolay gelsin. Şaşırıyor bir de. Ayıptır ya ayıp. Kork da korkmazlar, utan da utanmazlar. Ateş bu içecek firması her ülkenin en ünlü basketbol oyuncularıyla bir reklam filmi hazırlığında. Tabii bizim ülkeden de seni uygun görmüşler. Sağ olsunlar, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Bize de sordular, bizim için uygun olduğunu söyledik. Teşekkür ederim. Bu oldukça büyük ve prestijli bir iş. Sen ne dersin? Ya böyle bir işin içinde olmaktan onur duyarım açıkçası. Teşekkür ederim tekrar. O zaman şöyle yaparız. Yani Samet'e zaten detayları mail olarak gönderirler menajerim kendisi. Üzerine konuşuruz olur mu? Olur tabii olmaz mı? Olur. Ben izninizi istesem olur mu peki? Yani kusura bakmazsınız değil mi? Çok aynen. Önemli bir işim var da. Benlik bir şey yoksa ben kalkayım. Tamam sen git işlerini hallet. Biz detayları konuşuruz, haberleşiriz sonra sana. Sağ ol başkan. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz kaptan. Başkan. Görüşürüz kaptan. Görüşürüz. Keyifler kaçık galiba biraz. Kaçık vallahi. Sorma. Kardeşlerimden bir tanesi bile tek bir kelime etmiyor. Ama bütün kasaba beni konuşuyor şu anda. Ne acayip değil mi? Ya kasabanın ne söylediği umurumda değil de. Onların beni asla dinlememesi, bir açıklama yapmama bile izin vermemesi çok canımı yakıyor. Ya Ali dünyadaki bütün yanlışların toplamını yaptı. Ben bir kere bile yüz çevirmedim ona ya. Kızdım tamam ama bir kere bile yüz çevirmedim. Deniz desen. Ya biri onunla ilgili bir şey dese. Ben asla inanmam. Önce ondan dinlerim. Ama öyle mi? Yok. Dinlemiyor bile beni. Yani çok şey yaşadı son zamanlarda biliyorsun.
Şu an bana söylediklerini bilse mesela böyle yapmazdı Deniz bence. Konuş onunla, bana anlattıklarını ona da anlat. Yoruldum Mahir. Kendimi açıklamaktan yoruldum. Tanımıyorlar mı ya beni? Ya onların böyle bir şeye ihtiyacı yok tabii. Ben her zaman aportta bekliyorum. Deniz'i hep dinleyen biri var. Ama bana gelince öyle değil. Benim hep ikna etmem gerekiyor, çabalamam gerekiyor. Yapmayacağım artık ya. Neyse. O değil de. Valla var, bir sen varsın ha. Valla. Beni böyle sorgulamadan, yargılamadan dinleyen bir sen varsın. Ya bakma, ben de geç öğrendim bunu ama işte. Neyse yani. Ama hadi be, bir kere de iltifat kabul et. Tamam, peki iyiyim, iyiyim. Ya siz de iyi olun istiyorum işte, ne yapayım? O bu ara zor biraz. Öyle deme canım, olur mu? Siz kardeşsiniz ya. Ha? Ali mesaj atmış. Hasan abinin oraya gitmem lazım şu sera malzemeleriyle ilgili. İyi, ben de gideyim yavaştan. İyi. Size kolay gelsin. Tamam, yine gel. Tamam. Mahir. Ne zaman ihtiyaç olursa biliyorsun. Görüşürüz. Bana bak Kaya. Deniz'le yaptığın sözleşmeyi hemen iptal edeceksin. Tazminatı neyse ben ödeyeceğim, tamam mı? Bu saçmalığı derhal hayatımızdan çıkartacaksın. Duydun mu beni? Benim hayatımdan da Deniz'in hayatından da çekip gideceksin. Kızım sen iyice haddini aştın ha. İyice. Ateş. Bir kere yaptım bunu. Git dedin, kabullendim. Çıktım gittim hayatından. Ama bu sefer durum farklı. Ne farklı ya? Durum ne farklı durum? Ne farklı? Yıllardır görüşmüyoruz biz seninle ya. Bir anda çıktın hayatımın işine çalışıyorsun. Senin derdin ne kızım, ne? Sen ne istiyorsun benden? Söyle bilelim, söyle. Ya biraz oturabilir miyiz? Sakin sakin konuşuruz hem. Oturmak falan istemiyorum. Ne söyleyeceksen söyle, gideceğim, işim gücüm var. Peki. Biliyorum bu söyleyeceğim şey seni biraz sarsacak. Ama artık bilmen gerekiyor. Lafı dolandırmadan direkt söyleyeceğim. Söyle. Ateş. Senin bir oğlun var. Bizim bir oğlumuz var. Ne? Ya ne saçmalıyorsun sen ya? Ne diyorsun Allah aşkına ya? Şaka mı yaptığını zannediyorsun? Gayet ciddiyim Ateş. Hasan abi merhaba. Kolay gelsin. Biz sana malzeme almaya geldik ama... Bizde size yarayacak malzeme yok. Başka yere bakın. Neden? Her yer malzeme işte. Şunlar sera malzemesi değil mi? Onlar satılık değil. Abi biz ilk sarayı da senden haklarımızla kurduk ya. Şimdi ne oldu da... Yok dedim ya koçum. Bizde size satacak malı yok. Ne oluyor ya? Ali tamam. Belli ki satmak istemiyor malını. Yani sizden başka bulamayacağız mı bu sera malzemesini? Giderim İstanbul'dan getirtirim. Allah Allah. Hadi yürü. Allah Allah. Aptala bak ya. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Bunu niye yaşadığımızı biliyorsunuz değil mi? Biz birbirimize küs olabiliriz, kızabiliriz ama kimsenin sana böyle davranmaya hakkı yok. Kendilerine bakmıyorlar da. Malları da alamadık, ne yapacağız şimdi? Alamadıysak alamadık, gideriz İstanbul'dan alırız. Allah Allah, sanki bir tek sera malzemesi onlarda satılıyor. İnsan içine çıkıyor bir de utanmadan be. Rahat rahat dolaşıyor bir de, yazıklar olsun be. Ne diyorsun lan sen? Kime dedin sen onu? Ha? Benim kardeşime mi söyledin? He, senin kardeşine dedim. Ne olacak? Yalan mı bunca konuşulanlar? Ya senin bu kasabada yemediğin halt kalmadı be. Herkes biliyor senin ne mal olduğunu. Utanmadan bir de benim kardeşime laf mı söylüyorsun sen? Senin var ya... Dükkanını yıkarım oğlum! Ne yapıyorsun ya? Dur, tamam. Deniz tam bırak, Allah'ından bulsun, gel. Ya sizin bunları Engin komiserine söylemeye gücünüz yetti mi ha? Yetti mi? Sizin gücünüz ancak kadına yeter değil mi? Ama bundan sonra hepiniz adam olmayı öğreneceksiniz. Ağzını açmayacaksın, hele o yaptıklarından sonra var ya senin dükkanını yakarım ben. Hayret bir şey, şuraya bak ya. Hayvan oğlu hayvanlar.
Adam olmuşlar bize laf söylüyorlar köpekler. Ya, bak ya. Çete olmuşlar resmen. Ne sanıyor bunlar kendini ya? Bilmiyordum. Vallahi ben Engin'in evli olduğunu bilmiyordum. Önce annem hastalandı, sonra babam. Sonra sen hapse girdin. Narin zaten ortadan kaybolmuştu. Aslan'ı büyüttüm. Ya şikayet etmiyorum. Çok mutluyum bunları yaptığım için. Ne bileyim, ben zannediyordum ki misyonum böyle sevdiklerime göz kulak olmak sadece. Sonra Engin geldi. Tayini çıktı kasabaya. Görünce pat diye aşık oldum. O kadar mutluydum ki ilk defa biri sadece benimle ilgileniyordu. Çok seviyordum, çok seviliyordum. Bilmiyordum. Sonra içime doğmuş gibi sordum, sevgilin var mı senin diye, yok dedi. Ben de inandım, ne bileyim, yalan söylediğini kim yapar ki böyle bir şeyi. Sonra işte ailesi çıktı geldi kasabaya. Gözümle görmesem asla Engin böyle bir şey yapmazlardı. Sonra ayrılmak istedim. Dedi ki yok, boşanacağım, bu evlilik çoktan bitti zaten, bekle beni dedi. İnandım. Sonra öyle olmadı tabii. Yalanmış, boşanmadı. Öğrenir öğrenmez de bitirdim. Ama bu sefer de o peşimi bırakmadı. Bugün o yüzden mi gelmiş kapının önünde? Ya kimsenin ne söylediği vallahi zerre umurumda değil de siz benim hakkımda öyle konuşunca öyle düşünün. Tamam geçti ve geçti kardeşim, geçti. Özür dilerim. Ben çok özür dilerim. Hem seni dinlemedim hem de hiç yanında olmadım. Çok özür dilerim seni. Biz senin hep yanındayız, tamam mı? Sen yalnız değilsin. Yalnız değilsin sen. Keşke seni ararken de fark etseymişim. Keşke tüm bunlarla tek başına uğraşmak zorunda kalmasaymışsın. Neyse, tamam, önemli değil. Siz bana inandınız. Tek önemli şey. Emin misin? Gerçekten ben miyim babası? Tabii ki eminim. Eğer istersen... Gerek yok. Ya neden en başında söylemedin bana? Hı? Neden hamile kaldığında söylemedin bana? Neden şimdi öğreniyorum ben? Neden? Yapma Ateş ya. Söyleseydin beni engelleyecektin. Engellerdim tabii. Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın bana ya? Ne hakla yaptın sen bunu? Ne hakla? Yaptım çünkü yapmak zorundaydım. Bana başka bir yol bırakmadın Ateş. Bir çocuğum olsun istedim. Onu doğurmak istedim. Tanışmak ister misin? Ne zaman gelmiş olursunuz?
Bizim acelemiz var ya, bugün bitmiş olsun istiyorum iş. Deniz Hanım, istediklerinizi tedarik edip hemen yola çıkarız. Kefken dediğin yakın yer zaten. Tamam, tamam. Bekliyoruz sizi. Hadi dikkatli gelin. Süper ya, ustalar geliyormuş bir saate kadar. Siz gidin, benim biraz işim var, halledip geleceğim. Aa, sen nereye? Ya şu Selim Bey yok mu, dün geldi, hasta adam, yemek yapıyorum. Bir onu uğrayacağım, ustalar gelmeden yetişirim. Tamam, tamam. Ali, Selim Bey kim? Ya hasta bir tane adam var. Ona yardım edeyim. Bir yandan yemek... Ah. İsteyince açabiliyor musun kapıyı demek ki? Dolapta yemeklik bir şeyler var mı? Bilmiyorum. Olacak bir şeyler. Bak işte. Mum dolap. Ispanak sever misin? Güzel yaparım. Fark etmez. İyi. O geçen seferki çorbadan da yapacağım. İçersin, şifa olsun. Bir daha geleceğini düşünmemiştim. İşte benim de sağım solum belli olmuyor. O yüzden çok konuşmazsan sevinirim. İyi işte. Benim de işime gelir. Konuşmayı sevmem. Bak ya Allah'ın işine. Demek ki seninle iyi anlaşacağız. Yalnız şimdiden haberin olsun. Filmlerdeki o eve gelen yabancıdan sonra bir anda değişen, huysuzluğu geçen, bir anda hayata dört elle sarılan adam var ya. O çıkmaz benden. Çok güzel. Ben zaten filmlere inanmayalı çok oldu. İyi. Aksini düşünürsen hayal kırıklığına uğrarsın. Ama o zor biraz. Çünkü ben hayal kırıklığının ta kendisiyim. Vücut bulmuş haliyim. Bak kasabadan geliyorum. Arkamdan denmedik laf kalmadı. O yüzden beni kolay kolay sarsamazsın. Niye diye de sormuyorsun ha? Güzel. Ya ben buraya gelip arada kafa dinleyeyim ya. Vallahi seninle iyi anlaşacağız. Döneceğini biliyordum. Bana öyle bir şey söyledin ki... gerçekten ne yapacağımı, ne edeceğimi bilmiyorum. Kabullenmesi zor olmuştur. Tahmin edebiliyorum. Görmek istiyorum onu. Nerede o şimdi? Onu derken? Oğlumu demek istedin herhalde. Efe. Yukarıda odada bakıcısıyla oynuyor. Hoş geldiniz. Ben sizi yalnız bırakayım.
Merhaba. Sen kimsin? Ben de Ateş. Annenin bir arkadaşıyım. Bak İsmail'e. Vay, çok güzelmiş. Çok havalı. Ben seni biliyorum. Öyle mi? Evet. Ben seni televizyonda gördüm. Sen de seviyor musun yoksa basketbolu? Hı. Olsun. Birlikte oynayalım mı? Olmuş, oynayalım. Oo. Güzel. Arabaya, itfaiyeye yol vermek lazım onu. Baksana kendi karışımımdan yaptım. Her yerde bulamazsın. Ah, sıcak sıcak iç. Bu hastalığın bir çaresi yok mu? Yok. İyice araştırdınız mı? Ya araştırmışsınızdır tabii de. Ben doktorum, o yüzden çok iyi biliyorum. O internetten okuduğun şeylerle benim bilgimi sınamaya kalk. Tamam canım, bir şey demedim. Yani illaki bir çaresi vardır diye merak ettim. Yani burada perdeleri kapatıp kitap okumaktan daha iyi bir çözüm vardır herhalde, değil mi? Böyle yapacağını biliyordum. O yüzden kimseyi istemiyordum yanımda. Herkes gelip bir dokunuşla tamir etmeye çalışıyor beni. Sanki daha önce benim aklıma gelmemiş gibi. Bak, kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Bunun çaresi hastalıktan daha beter. O yüzden benim kurtarıcım olmak gibi bir gayen, bir hayalin varsa unut onu. Yok öyle bir hayalim, niye olsun? Varmış işte bir ihtimal. Söylesen ne olur ki? Ne? Asıl o ihtimal mi korkutuyor seni? Yemeğini yaptın, işin bitti. Artık gidebilirsin. Kapının yerini biliyorsun. Hı. Ben de diyordum ki ne zaman delirip kabalaşacak. Neyse ki çok bekletmedin. Sağ ol. Ha. Ben gelirim yine. O çayı da iç ha. Soğutma. Hadi görüşürüz. Aa, merhaba. Merhaba Zeynep Hanım. Ben bugün Selim Bey'in yanına gittim. Yemeklerini yaptım. Her şey yolunda. Ona haber vereyim diye aramıştım. Aa öyle mi? Açıkçası bir daha abime gideceğinizden ümidi kesmiştim. Çok sevindim. Çok sağ olun. Estağfurullah, önemli değil. Ya müsaitseniz ben size bir şey sormak için aramıştım aslında. Evet evet, müsaitim, buyurun. Biz bugün Selim Bey'le hastalığıyla ilgili konuştuk biraz da. Ya bana bir çaresi var ama ölümden beter gibi bir şeyler söyledi. Nedir acaba? Aslında bir ameliyat var. Ama çok riskli. Felç kalma ihtimali çok yüksek. Selim de o şekilde yaşamaktansa söylemek çok acı ama ölmeyi tercih ediyor. Anladım. Anladım. Peki teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ ol. Ali. Hı? Aslan'ın kan testinin sonuçları yarın çıkacakmış. Hemşireye yarın sabah gelip alabilirsiniz dedim. Olur, tamam. Alırım ben.
Ali ya, Ziya Bey var ya, herkese Zeynep'i anlatıyormuş. Millet öyle onu konuşuyor. Ben de geçenlerde onun evinin sokağından yürüyordum. O da evinin önündeymiş şansa. Geldi benimle konuştu ayaküstü. Sen niye konuşuyorsun kızım onunla? Ha? Ayrıca şimdi mi söylüyorsun bunu bana? Ali canın sıkılmasın diye söylemedim. E zaten önemli bir şey de söylemedim. Çiftlikte durumlar nedir diye sordum. Ben de ters dedim tabii ki. Size verecek tek karış toprağımız yok bizim dedim. Sonra yürüdüm gittim. O kadar. Başkasından duyarsın diye önce ben söyleyeyim dedim. Bir daha selam bile verme o adama, tamam mı? Sokağından bile geçme Nari. Tamam Ali'm, sen nasıl istersen. Sizi rahatsız etmek istemedim. O yüzden biraz yalnız bırakayım dedim. Çok tatlı bir çocuk değil mi? Bazı davranışları, ifadeleri aynı sen. Bak, bir insana bu kadar büyük bir sorumluluğu ona haber vermeden yükleyemezsin. Bunu ona da bana da yapmamalıydın. Ne yapabilirdim Ateş? Hayatımdan çık git dedin. Ben de çıktım. Seni dinledim yani. Peki neden bu kadar saklandıktan sonra, bunca zaman sonra bir anda ortaya çıkıyorsun ve oğlum olduğunu şimdi öğreniyorum ben? Neden şimdi? Çünkü Ateş, benim senin hayatından çıkmam hiçbir şey değiştirmedi. Sen kendi elinle evliliğini bozdun. Anladın mı? Benim de artık bu durumu saklamak için bir sebebim kalmadı. Ve Efe de büyümeye başladı artık. Her gün babasını soruyor. Ateş. Çok vakit kaybettik. Artık ayrı kalmayalım. Hayır, ne diyorsun Allah aşkına ya? Ben ne anlatıyorum, sen ne diyorsun ya? Of. Konuş Deniz'le. Bir oğlun olduğunu söyle. Saçmalama. Konuşamam. Şu an hiçbir şey söyleyemem. Şu an onunla konuşursam, bunu söylersem onu tamamen kaybederim. O zaman ben konuşurum. Düşün, taşın, karar ver Ateş. Yarına kadar zamanın var. Sen konuşmazsan Deniz'le, ben gidip konuşurum. Al bakalım. Oh, sağ ol Zeynep. Nasıl devirdin ya adamın tezgahını? Van Damme gibi. Hak etti ama. Kimse benim kardeşim hakkında öyle boş boş konuşmayacak. Bundan sonra bir şey söylerken iki kere değil, üç kere düşünmek zorunda kalacak. Eminim, eminim. Şu an hala düşünüyorsun. bu arada sen hala evdesin. Ateş de yollamadın. Ne oluyor, nedir durumlar? Zeynep, ben Ateş'le bir kez daha denemeye karar verdim. Nasıl yani? Bir şans daha vereceğim ona. Ya rüya için. İşte anne olunca kızının mutluluğu, onun huzuru senin gururundan da, senin mutluluğundan da önce geliyor. Bu sefer yalan yok, oyun yok. Bir kez daha deneyeceğiz Ateş'le. Yani tahmin edersin ki hiç kolay olmuyor. Bugün Ateş'i takip ettim. Nasıl takip ettin? Basbayağı takip ettim. Dün telefonda biriyle konuşuyordu. Böyle şüphelendim. Sonra sabah da gittim. Onu arabayla takip ettim. Ne oldu peki? Yani dün işte konuştuğumuzda başkanla buluşacağım demişti. Hakikaten de başkanla görüştü. Artık kendimi tanıyamıyorum. Bütün özgüvenim gitti. Bütün gururum kırıldı. Güvenim bitti. Her şeyim bitti. Ben böyle biri değilim ki. Ben böyle biri değildim. Normal kuzum. O yaşadıklarından sonra ne olacak? Normal. Yani. Haklısın, normal. Ben de o yüzden zor olanı yapmaya karar verdim. Neymiş o? Ateş'e gerçekten güveneceğim.
Nerede kaldı bu adamlar? Son dakika su koyuvermeseler bari. Hakikaten gelmediler ya. Ha, gelene bakın. Niye geldi acaba kimdir genç? Oo, herkes de buradaymış ya. Ben de bir geçmiş olsuna geleyim demiştim. Eyvallah, eyvallah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün kasabada bazı olaylar olmuş. Vallahi duyunca çok üzüldüm. Gerçekten. Ama siz de biliyorsunuz kasaba küçük yer. Milletin de işi gücü yok. Öyle var 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 konuşuyor. Ama sen de milletin ağzına laf vermeyeceksin öyle değil mi? Biz o milletin ağzına laf verenin kim olduğunu biliyoruz. Sen ancak bu kadarını yapabilirsin zaten. Küçük hesapların adamısın değil mi? O Zeynep Hanım, bakıyorum da hiç halinize bakmadan bir de dikleniyorsunuz bana. Ne varmış halinde? Lan ne olsun? Bütün kasaba size düşman. Hı? Kimse sizinle çalışmak istemiyor. Size de adam lazım. Üç kişi nasıl halledeceksiniz onca işi? Vallahi ben sizin yerinizde olsam teslim bayrağını çekmiştim çoktan. Ya gülme ya. Merak etme. Sizin yanınızda Ziya abiniz var. O size her türlü yardımı yapar. Bakın benim teklifim hala geçerli. Bu çiftliğe talibim. Gerçi çiftliğin değeri bu olaylardan sonra biraz düştü ama artık olacak o kadar. Ben olsam hiç yormam kendimi. Pes ederdim. Bizim pes etmeye niyetimiz yok. Sen anca böyle boş boş gelir, boş boş gidersin. Yaptığın dedikodulardan sonra bizim başarımızı konuşursun anca. O yüzden boşuna yorma kendini, hadi yoluna. Hiçbir şey yapamazsın, yapamayacaksın da. Asıl siz hiçbir şey yapamayacaksınız. Bütün kasabalı size düşman. Eliniz kolunuz bağlı. Üç kişi asla bu işlerin altından kalkamazsınız. Bana bak, karımdan da kardeşlerimden de uzak dur. Hadi yürü git artık yoluna. Tamam tamam gidiyorum ama şunu unutmayın ki ben olduğum müddetçe bu topraklarda ekmek yok size. Hala konuşuyor. Al voltanı git be adam, hadi be. Tamam Ali, tamam. Ha? Kamyonumuz da geldi, biz işimize bakalım, işimize. Abi ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de bilemiyorum Samet. Ne yapacağım, ne edeceğim bilemiyorum. Hala kendime gelmeye çalışıyorum lan. Ha, belli ki bu durumu idrak etmek biraz zaman alacak yani. Belli. Çocuğu gördü mü peki hiç? Gördüm. Ya böyle bir şey bunca zaman nasıl saklanır ya? Of. Ben lan. Mahvoldum lan ben. Planın ne peki abi? Ne yapacaksın? Ne yapabilirim ki? Gideceğim denize, ne var ne yok. En başından her şeyi anlatacağım. Yapacak bir şey yok. Abi Deniz öğrenirse bu sefer gerçekten vazgeçer senden. Oğlum benden değil, Gaye'den öğrenirse benden kesin vazgeçer. Ya kadın bir şekilde girmiş Deniz'in hayatına. Bir gittim çiftliğe karşımda. Dedim Allah'ım şaka mı ya? Rüya mı görüyorum, nedir bu? Bir de tanımıyormuş gibi yaptım. Tanımıyormuş gibi uzattım elimi. Aptallık ettim biliyorum ama ne yapabilirim ki? Oğlum ben hayatımı toparlamaya çalıştıkça daha çok yerin dibine batıyorum ya. Battıkça batıyorum ya. Abi böyle bir şey nasıl söylenir ki? Ne diyeceksin? Deniz, ben seni seneler önce aldatmıştım. Kadınla gelmiş, yatırımcın olmuş. Görünce de tanımamazlıktan geldim mi diyeceksin? Ha dur, daha bitmedi. O kadından bile çocuğun var mı diyeceksin abi? Oğlum gerekiyorsa böyle söyleyeceğim. Ne yapabilirim? Gerekiyorsa böyle söyleyeceğim, diz çöküp yalvaracağım. Affet Deniz beni diyeceğim. Ya sonuçta şu an benim yaptığım bir hata yok. Şu an yaptığım bir şey yok. Ben Deniz'e verdiğim sözü tutuyorum. Değişmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yine de Deniz iyi tepki vermeyecek. Bunu ikimiz de biliyoruz. Biliyorum. Şu an kendimi kandırıyorum. Ama benden değil Gaye'den öğrenirse daha kötü. Olması gereken bu. Her şeyi benden öğrenmesi lazım. O yüzden bu akşam gidip konuşacağım. Ne olacaksa olsun. Abi,
Ben senin hep yanındayım. Hey usta, ne yapacağız? Yetiştirebilecek miyiz Sera'yı? Yok Deniz Hanım, zaten hava kararmak üzere. Bugün ancak malzemeleri indiririz. E ne yapacağız peki? Nasıl yetiştireceğiz? Yarın erkenden gelip kurulumu yaparız. Yani? Hadi arkadaşlar. Önce demirleri mi indirseydik abi? Yok, onlar en son. Ben size yardım edeyim. Biz de. Alalım bunları? Böyle biz hafifleri alalım. Gel. Ver ablacığım. Ver ablacığım. Biz siz başlamışsınız. Mahir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deniz Hanım, duyduk ki yardıma ihtiyacınız varmış. Biz sizin babanızı çok severdik. Sizi de çok seviyoruz. Kalktık geldik. Size yardım edelim artık. Ne yapalım? Söyle. Sağ olun, Allah razı olsun. Yardım işte bu. Zeynep, benim evladımın yaraları senin merhemlerinle iyileşti. Ben ne yapsam hakkını ödeyemem. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Asıl sen sağ ol. Hadi arkadaşlar. Haydi ucundan yardım edin. Hadi. Sen mi çağırdın gerçekten? Ya yani bir küçük çıtlatmış olabilir. Ver 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 ver. Fizikten kuvvet doğar. Abba. Ver muşambayı da ustam, ver. Şimdi bizim iki tane mi seramız olacak? Evet aşkım, iki tane seramız olacak. Peki oraya çilek de eker miyiz? Biliyorsun çilek benim en sevdiğim meyve. Ekeriz tabii anneciğim. Ne istersek onu ekeriz. Sonra organik organik yeriz böyle. Ben çok acıktım. Babam ne zaman gelecek? Bir tanem senin, gel karnını doyuralım. Baban gelince ben de babamla yerim. Tamam. Bakalım. Al bakalım bir tane. Kaptan, bugün keyifler yok gibi sanki. Aynen öyle Barış. Bugün hazmetmesi çok zor bir şey öğrendim. Birazdan da gidip çok zor bir konuşma yapacağım. Yani anlayacağın durumlar karışık. Bir tane daha. Ateş, yemek hazırlamıştım. Rüya yedi ama ben seni bekleyeceğim. Barış sağ ol, almayacağım ben, kalkıyorum. Hadi gecen güzel olsun. Görüşürüz kaptan, yine bekleriz. Eyvallah. Ali, bittim Ali, bittim. Bacaklarım tutmuyor. Benim de kollar bittik vallahi. Ama mecbur, yarın da çalışacağız. Bunu denedin mi? Yeni yaptım tatlı ekşi. Baktın mı sen tadına? Hı. Nasıl? Ekşi sağ olsun. Ha. Hı. Abla yarın bu Aslan'ın kan testlerinin sonuçları çıkacak. Onları sen alabilir misin? Ya alırım alırım. Zaten kasabada işlerim var da. Gitmişler. Onu da hallederim. Ne güzel. Yalnız bu Ziya Seraların halini görünce ne yapacak çok merak ediyorum. Şey mi yapsak ya? Yeni yapacağımız Sera'ya Ziya'nın adını mı versek diyorum. Çok iyi olur. Hatta açılışı da onunla yaparız. Tam evet, olur. Kurdeleyi murdeleyi hep ona kestiririz. Narin nerede? Bilmiyorum. Ha şey, bahçededir o ya. Sabahtan kalan bardakları falan toplayacağım diyordu. Ziya Bey, bunları yarın ikinci seraya kuracak, haberin olsun. Bütün malzemeyi de güzel bir istiflediler seranın içine. Ayrıca kasabalıdan da gelip yardım eden çok oldu. Öyle düşündüğün kadar da sözün geçmiyormuş yani. Zaten alay konusu oldun, kendi aralarında konuşup konuşup gülüyorlar. Gülüyorlar ha? Gülüyorlar. İyi. İyi gülsünler bakalım. Ben daha son hamlemi yapmadım. Bakalım o zaman da gülecekler mi? Ne yapacaksın? Yapacağım zaman görürsün. Şimdi kapatmam lazım. Akif! Buyur abi. Gel. Bu gece Gencerler Çiftliği'ne gideceksin. Yapmamız gereken çok önemli bir iş var. Tamam abi. Hayatım neler yapmışsın böyle? Eline sağlık, döktürmüşsün yine. Sağ ol.
Güzel bir akşam yemeği yiyelim istedim. Geçsene. İyi düşünmüşsün. Yine her zamanki gibi çok güzelsin. Teşekkür ederim. Yani bunları sen yapıyorsun diye mi bana öyle geliyor bilmiyorum ama... bence dünyanın en güzel, en lezzetli yemekleri. Elim lezzetli onu biliyorum ama bence senin daha da güzel geliyor. Ya yemeklerinin kıymetini yokluğunda bir kez daha anladım. Benim sana bir şey anlatmam lazım. Aslında ben de seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksın? Ateş, ben bugün seni takip ettim. Ne? Huzursuzum. Yani kendimi güvende hissetmiyorum. Dün gece seni telefonda konuşurken duydum. Bir kadınla konuştuğunu düşündüm, o yüzden takip ettim. Sonra kulüp başkanlarıyla ve yöneticilerle görüştüğünü görünce çok utandım. Ateş, biz bir karar aldık. Tekrar deneyeceğiz dedik. O yüzden senden hiçbir şey saklamak istemiyorum. Ben sana gerçekten güvenmek istiyorum. Deniz. Ateş, dur, bir şey söyleme. Ne biliyorum, çok saçma yaptım. Bazen ben de kendimi tanıyamıyorum. Ne yapayım, oldu bir kere. Ama bir daha olmayacak söz. Sen de bir şey söyleyecektin. Ben bugün dünyanın en meşhur içecek firmalarından birinden reklam teklifi aldım, biliyor musun? Aa. Yani her ülkeden bir basketbolcuyla anlaşmışlar. Türkiye'de de beni düşünmüşler. Benimle çalışmak istiyorlar. Çok sevindim. Ben de çok sevindim hayatım. Güzel olacak. O zaman hayırlı olsun diyelim, yemeğimize başlayalım. Başlayalım. Peynir. Tabii. Falafel. Abla! Ne oldu? Sera yanıyor, koş! Ne? Abla! Yanıyor abla, yanıyor! Ali! Ali, buraya gel! Gel, yapacak bir şey yok ablacığım. İtfaiyeyi ara! İtfaiyeyi ara! Lan gerizekalı. Reklam ne ya? İçecek firması ne ya? Söylesene işte. Bu mu bizim meselemiz şimdi? Ateş. Ne ara çıktın dışarıda? Ne yapıyorsun burada tek başına? Öyle bir boğaza bakayım dedim hayatım. Manzarayı izliyorum ben. Bu evi ilk gördüğümde nasıl vurulmuştum hatırlıyor musun? Ben de bu evi tutana kadar ne uğraşmıştım be. Ondan sonra da sana sürpriz yapmıştım. Ne sevinmiştin sen de. Bayağı şaşırmıştım. Yani tabii böyle bir yerde oturacağımı öğrenince. Hayatım, benim sana bir şey söylemem gerekiyor.
Ay, çok pardon. Aa, Zeynep arıyor. Aramaz bu saatte normalde. Efendim Zeynep? Ne? Ne diyorsun sen ya? Tamam, geliyoruz hemen. Yangın çıkmış. Allah Allah. Allah Allah. Ne yaptılar? Söndürdüler mi yangını? Söndürdüler. Geçmiş olsun. Çok şükür size bir şey olmadı ya. Gerisi hallolur. Neden çıkmış yangın? Ne oldu? İtfaiyeciler bu belli ki kundaklama diyorlar. Kesin Ziya yaptı. O Allah'ın belası yapmıştır tabii. Sabah geldi bizi burada tehdit etti. Sonra geldi seramızı yaktı. Yapmadığı şey kalmadı zaten. Ben bir aslana bakayım. Başımıza bir bu gelmemişti. Delil yok, bir şey yok ya. Hiçbir şey yapamayız ki. Olur mu oğlum öyle şey? Gideriz polise şikayetçi oluruz. Varsa bir şey çıkar ortaya. Merak etme, sıkmayın bu kadar canınızı ya. Cana geleceğini mal... Abla nereye? Yeter artık, öldüreceğim o herifi. Ya dur, ne yapıyorsun? Lan kalk. Öldüreceğim seni. Dur Akif, dur, dur. Önce bir suçumuz neymiş onu öğrenelim. Sen yaktın değil mi seraları, ha? Zeynep yapma lütfen. Zeynep indir şu tüfeği, hadi. Neden bahsediyorsunuz siz ya? Biz burada Akif'le oturmuş sohbet ediyorduk. Sizin seranız mı yandı? Vah vah, çok üzüldüm ya. Ulan bir de utanmadan dalga geçiyor. Lan sus be. Hadi Zeynep, hadi gidelim. Abla bırak, hadi değmez bu adam için, hadi. Her yaptığı yana kar mı kalacak? Zeynep, cezasını çekecek, söz veriyorum sana. Öfkelisin, kızgınsın, haklısın ama lütfen şu tüfeği indir. Hadi. Çekip gidelim, başımız belaya girmesin. Hadi Zeynep, hadi gidelim. Hadi boş ver. Sen de o tetiği çekecek yürek ne gezer? Bir dahaki sefere ıskalaman, haberin olsun. Efendim Gaye. Konuştun mu Deniz'le? Anlattın mı her şeyi? Bak. Konuşmaya çalıştım ama doğru bir zaman değildi. O yüzden konuşamadım. Benim biraz zamana ihtiyacım var Gaye. Deniz'e şu an bunu yapamam. Şu an söyleyemem. Ateş, ben dün seninle gayet açık bir şekilde konuştuğumu sanıyordum. Sen söylemezsen ben söylerim yarına kadar zamanım var diye. Ama ciddiye alınmamışım anladığım kadarıyla. Okey, tamam. Top bende o zaman. Demek ki ben konuşacağım Deniz'le. Ne diyorsun sen ya, ne diyorsun? Konuşacağım diyorum, zamana ihtiyacım var diyorum. Bana bak, kendine gel artık. Sakın yanlış bir şey yapayım deme, duydun mu beni? Sakın yanlış bir şey yapayım deme, haber bekle benden. Anladım Ateş, sen blöf yaptığımı sanıyorsun benim. Tamam okey, izle de gör bakalım ben ne yapıyorum şimdi. Bana bak. Alo. Merhaba Gaye, nasılsın? Merhaba Deniz. Seninle bir yüz yüze konuşmak istiyorum. Uygun musun? Tabii ki uygunum.
Evdeyim, istersen evde buluşalım, bana gel. Okey, tamam, konum atarsın o zaman bana. Tamam, konum atıyorum şimdi, bay bay. Görüşürüz. Kaptan, gelmiyor musun antrenman? Her şey yolunda. Bütün değerler normal aralıklarda. Endişelenecek hiçbir şey yok yani. Verebilirsiniz bu testleri pedagoguna. Çok şükür, çok şükür. Çok teşekkür ederiz. Yalnız ne kadar nadir bulunan bir kan grubu var Aslı'nın. AB negatif. Böyle küçük yerlerde yaşayan insanlar için zor olur genelde. Acil bir durum olursa diye kan verebilecek birkaç kişi tespit edin çevrenizde, olur mu? Olur olur. Tamam, iyi ki söylediniz, ben hallederim. Babadan mı geliyor kan grubu? Yok, bizim aile hep 0 RH pozitif. Anneden o zaman. Yani bildiğim kadarıyla annesinin kan grubu da babasıyla aynı. Öyle bir şey olamaz. Yani bilimsel olarak mümkün değil bu. Bence siz yanlış hatırlıyorsunuzdur. İkisinden birinin farklı olmalı. Doğru tabii. Ben yanlış hatırlıyorum o zaman. Neyse, teşekkür ederim. İyi günler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bitti mi Aslı'nın serumu? Deniz. Ateş, aa. Sen neden geldin? Antrenmanı yok muydu senin? Vardı ama döndüm. Anlatacağım şimdi. Gaye Hanım gelecekti, pardon. Hah, hoş geldin Gaye. Hoş bulduk. Ateş Bey, siz de mi buradasınız? Ne güzel, hep beraber konuşacağız demek.